Ben de eski bir Bayrampaşa futbolcusuyum. Bayrampaşa Spor'da yetiştim. Altyapıdan geldim. Onlara da ilk önce Bayrampaşa Spor'da buradan başarılar diyorum. Çünkü benim futbol sevdam orada başlamıştır. Edirne'de tabii ki bu yeni Edirne Spor oluşumuyla beraber bütün taraftarımız ve Edirneliler maçımıza iştirak ediyorlar. Biz 100 kişi oynarken 1500 kişi oynamaya başladık. Ufak Ne bir kadar güzel. sahamızda tribünlerimiz şu anda full. Tabii ki bu da ayrı bir motivasyon sağlıyor bize. Sevgili Sağlam, bu güzel bilgilere katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Bu güzel bilgileri tabii bozuk bir bağlantıyla yapamazdık. Haftaya görüşmek üzere. Ekibin adına Sayın Sağlam'a iyi akşamlar diliyorum. Sevgili hocam, hayırlı akşamlar, başarılar. Sağ olun. Evet değerli başkan, tabii her yerden destek olmaya devam ediyor. Peki özellikle tribünlerde çok yani biraz önce söylediğiniz 100-1500 arasında aniden değişen gelişen ama güzel bir web siteniz var. Orada tarafta Gencecik Ayşe Kadın Gençler Birliği taraftarları sizi yürekten destekliyor. Bunları da görüyoruz. Peki taraftarlar 12. adam kulüple olan diyaloglar nasıl? İstekler, talepler, sizin onlara tribüne çıkışınız. Hatta öyle bir ilginç bir maçta bir görüntünüzü yakaladım. Penaltı atılırken özellikle Hakan Sedefçi'nin böyle omzuna penaltıya bakamayan bir tahammülsüz heyecanlı anınız var. Biraz bizi tribünlere götürür müsünüz? 12. adamla diyaloglar nasıl? 12. adamla diyaloglarımız çok iyi. Hakan Sedefçi'nin diyalogları da çok iyi. O zaten bu işi organize eden kişi Hakan Sedefçi. Eski Genç 22'liler dediğimiz taraftar grubu tekrar ateşlendi. Tabii ki onların istekleri oluyor. Hemen isteklerine karşılık veriyoruz. Atkıları yapılıyor, bereleri yapılıyor, montları yapılıyor. İstedikleri malzemeler oluyor, davulları alınıyor. Tabii ki kulüple diyaloglarımız şu anda eskiden böyle değildi. 3 hafta öncesine kadar. O görüntüye gelince de o Küçükçekmece spor maçı. 90 artı 2'de bir penaltı kazandık. Ben artık şeref turnuvundaki yerimden aşağı indim sahanın bulunduğu yere. Orada da Hakan önüme geldi. Ben bakamayacağım Hakan dedim. Yani kaçacak diye korktum. Gol oldu tabii ki. Heyecandan tabii ki yani bakın ben biraz heyecanlı bir başkanım. Duramıyorum. Ama gol Ertin arkadaşımız atmıştı. Ertin arkadaşımız penaltıyı gole çevirdi. Çok mutlu olduk. Tam 90 artı 2'de bir puanı getiren gol atmıştı. Hele Onu hele diyoruz. liderin karşısında. Liderin karşısında. Peki hocam tabii bu teknik bir analiz benim yaptığım analiz. Uzun yıllar biz de Türk futboluna önemli hizmetler verdiğimize inanıyoruz. Özellikle bu işin fair play çerçevesinde bayrak hep bizim elimizde oldu ve Evet. konuşan değil uygulatan teknik adamların başında geldik. Peki şunu sormak istiyorum. Elinizde çok başarılı bir futbolcu ordusu var. Yani futbolcu profilleri baktığımda önemli mevkilerde deneyimli, tecrübeli oyunculara sahipsiniz. Demek ki bu çocuklara biraz daha yani inanılıp biraz daha vitamin grupları, beslenmeleri, yatmaları, kalkmaları, sosyal aktiviteleri yani daha başarılı olacaklara inanıyorum. Bu konuda bana katıldığın yerler nereleri yani bu anlattığım konuda? Şimdi hocam şöyle demek lazım. Yani futbol ne kadar güç işi ise tabii sosyalite işi de. Yani sosyallik olmadığı zaman sadece antrenman maç, antrenman maç dediğin zaman futbolcu bir yerde bıkıyor. Tabii biz de bunları aşmak için bazı çalışmalar yapıyoruz. İşte piknik düzenliyoruz. Arada sırada sinemaya gidiyoruz. Hep birlikte toplantılar yapıyoruz, eğlenceler yapıyoruz. Sırf takımın birbirine kaynaşması için. Yemek konusuna gelince oyuncularımız her antrenmandan sonra topluca yemek yiyorlar. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Tabii şimdi deneyimli oyuncu derken devre arasında aldığımız 6 tane oyuncunun gerçekten Süper Lig deneyimi olan 2 tane oyuncumuz da var. Bir tanesi Kocaeli Spor, Antalya Spor'da oynayan Uğur Yasan. Diğeri Konya Spor, Kayseri Erciyes. Şu anda Kartal Spor'dan geldi Adem Akın. Evet. Batman Petrol Spor, Bayağı evet. yaş ortalamamızda tecrübe açısından da çok çok Yani iyi. Evet. çok onların bize katkıları çok deneyimleri açısından. Batman Petrol Spor'dan Adem Köseler, Gümüşhane Spor'dan Hamdi Algü. Fransa'dan 2 tane oyuncu getirdik. Biri Kamerun asıllı. Şu anda deneme süresinde lisansını çıkartamadık. Bir tane Türk oyuncu getirdik. O da genç bir oyuncu. Kırıkan Spor'dan. Kırıkan Spor'dan kaleci Savaş'ı aldık. Bunların deneyimi bize çok üstlere çıkardı. Yani kalitemizi bir kat daha arttırdı. Onun için bu katılan oyuncuların desteğiyle bundan sonraki maçlarda özellikle yani antrenman problemlerini, bu antrenmansızlık problemlerini birkaç haftada gidersek
2 hafta 3 hafta sonra bizim takım hakikaten seyredilen bir takım haline gelecek. Bunu tribünde oturan seyirciler de zevkli izleyecek. Sevgili başkanımız, yöneticilerimiz de izleyecek. Oyuncularımız da izleyecek, biz de izleyeceğiz. Evet. Tabii bu futbolcular bence destek biraz daha fazla geldiğinde sanıyorum ki daha da başarılı olacaklar. Ve ben futbolcu kadronuza çok inanıyorum. Gözlemledim, inceledim. Çünkü ben incelemesem de bugün ikinci yarı, yani aynı futbolcular fazla bir takviye yapmadan aynı kadroyla bu noktalara gelinmişse artık bu ne kadar bir gerçek yaklaşım, bunu desteklemek açısından söylüyorum. Bu çocuklara destek olunması lazım. Sayın Başkan, peki Ankara'da bal ligi kuralları çekilirken oradaydık hep beraber. Sonra İstanbul'da önemli bir toplantı yapıldı ikinci yarı başında. Özellikle TASK'ın genel başkanı Sayın Mehmet Baykan, tabii yine İstanbul'un futbol temsilcisi diyoruz ama o futbol il başkanı ünvanını yardımcılarını da yani eline alan Sayın Yemen Ekşioğlu. Türkiye oradaydı, yaklaşık 165 takım. Peki Bal Ligi'nin başlıca Edirne'de size yansıyan yanları, hep konuşulan, subjektifte objektif hale gelen, yaşandıkça ortaya çıkan sıkıntıları, özellikle ulaşımda deplasmanlara giderken elinizdeki o bütçe Bal Ligi'ni sonuna kadar götürmeye, eğer takviyeler olmazsa, yeterli mi? En çok sıkıntı duyduğunuz Bal Ligi'nin statüsündeki konular, öne çıkan konular nelerdir? Burada tabii ki ilk önceki sıkıntı deplasmanlara giderkenki sıkıntı. Bu tabii ki verilen bu bütçeyle bunların karşılanması mümkün değil. Ligi bitirmesi de mümkün değil. Bir de futbolcuların bu sigorta işlemleriyle ilgili, sağlık sigortalarıyla ilgili. Önce tedavi ettiriyorsunuz, sonra gönderiyorsunuz. Biz 3-4 tane futbolcumuzla böyle yaptığımız çalışmalarda bizim daha sigortadan paralarımız hiçbir daha geriye dönmedi. Evet. Yani aradığımızda muhatap da bulamıyoruz, işin özü bu. Onu... Şimdi bunun altını bir çizelim. Evet. Başkan, tekrar bu konuyu bir işlersen. Özellikle yani vaat edilen, yani statüde olan, hakkınız olan konularda müracaat ettiğinizde TASK'tan size dönüşüm olmuyor mu? Yani siz önce bunu Edirne ilde ASKF ile mi halletmeye çalışıyorsunuz? Direkt genel merkeze mi? Nasıl bir oluşum içerisindeyiz? ASKF sizin bu sıkıntılarınızı nasıl cevaplandırıyor? Edirne'deki ASKF'de biz direkt genel merkeze çözüyoruz. Peki nedir? Ulaşamadığınız özellikle bu sıkıntıyı nasıl aşmayı düşünüyorsunuz? Ya tabii ki çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Ama problemler çıkıyor işte, dediğim gibi bu sağlık probleminde olduğu gibi. Sigorta şirketine muhatap bulamıyoruz. TASK'a döndüğümüzde oradan bize tabii ki cevap dönülüyor. Bunlara ya da çözüme ulaştırmak için onlar birebir diyaloglara giriyorlar yani. Peki şu ana kadar bu sorun halinde olan olayı çözüm getirebildiniz mi? Özellikle sigorta. Yok, şu ana kadar onunla çözüm gelmedi. Ama bu en büyük bir sigortadır. Yani tabii, bugün bir müsabakada bir travma, yani bir aşil tendonu kopması, bir çapraz bağ, yani her zaman yani büyük sıkıntılar yaratan bir sakatlık olsa nerede bu çocuklar hakkını arayacak? Siz nasıl hakkınızı savunacaksınız? Tabii ki işte, yani diyorum ya, problemler oluyor. Biz de şimdi dediğim gibi böyle alttan biz biraz sıkıntılı geldiğimiz için bir kulüp müdürü falan denemedik. Aslında bizde de sıkıntı oldu. Muzaffer Hocam birebir kendisi ilgileniyor bu konularla. Peki hocam, biraz açar mısın? Yani bugün TASK size tabii müsabık olan, lisansı vize edilmiş her oyuncunun ben sigortası özellikle garanti altında olduğunu biliyoruz. Peki bu durumla karşılaştınız mı? Şimdi hocam, sorun karşılaştım. Çözüldü mü? Onu şöyle anlatayım. Federasyonun bize sene başında statüyü gönderirken söylediği şey vardı. 24 tane oyuncu, bir tane antrenör sigortalı olacak. Evet. Bunların kaza sigortası, sakatlıkları, oyuncuların antrenmanda, maçta, bunlarla ilgili federasyonun anlaştığı firmalar var. Bu firmalar bu problemleri çözecek diye. Şimdi bizim sıkıntımız şu. Edirne'de federasyonun anlaştığı bir hastane yok. Bir sağlık kuruluşu yok. Biz de sporcu sakatlandığı zaman biz ilk önce gidiyoruz, kendi imkanlarımıza tedavi ettiriyoruz. MR çektirilecekse MR çektirilecek. İşte başka türlü tedavi olacaksa, iğne tedavisi olacaksa, hepsini kulüp kendi cebinden veriyor. Peki bu bütçe oluşturmanız gerekmiyor mu? Kendi cebinizden ver. Peki şimdi burada TASK'ın yani bu statüyü uygularken sağlık konusunda da garantileri var. Her kulübe verildi. Yani bunu biz buradan hemen, ben notlarımı da alıyorum. Siz buyurun, devam edin. Şimdi hocam, yani bizim 3-4 tane böyle ciddi sakatlığımız oldu. Bu işte 3 hafta 4 hafta oynayamayan oyuncularımız oldu. Bunların tabii ki biz kendi tedavilerimizi yaptırdık. Bunların faturalarını biz firmaya gönderdik. Şu ana kadar 6 maç sonra lig bitecek. Bize hiçbir dönüşü yok.
Yani bu konuda çok sıkıntılıyız federasyonum. Bu sağlık konusunda en azından her şehirde bir anlaşmalı özel hastane olabilir. Anlaşmalı bir sağlık şirketi olabilir. Bunlarla ilgili bizim muhatap olacağımız bir kuruluş olursa biz de oyuncularımızı işte Edirne'den kalkıp İstanbul'a getirmeyiz. Evet. O bir o sıkıntı zaman, zaten. O zaman burada hemen tabii kimse kusura bakmasın ama Edirne ildeki biraz önce anlattığım taban birliklerine de çok büyük sorumluluk düşüyor. Yani bu sıkıntılarınızı sizin yani Edirne'yi temsil eden yani kurumların yani taban birliklerinin başındaki insanlar Ankara'ya taşıması lazım. Hemen buradan Sayın Baykan size sesleniyoruz. Yani tabii amatörler feryat ediyor. Biz her zaman doğrunun yanındayız ama yanlışın da karşısındayız. Siz bazı eksikleri gözden kaçırsanız da biz bunları aktarmak zorundayız. Bir an evvel yani bu hakkı olan bal ligini kurduk sıkıntılar da var ama işte sorunlar böyle masaya geliyor. Lütfen bu konuda sorumlu olan kişiler bir an evvel sorumluluklarını lütfen yerine getirsinler. Zira kambur üstüne kambur koymanın hiçbir anlamı yok. Bu amatörlerin geleceğini de hiç kimse, hiçbir mevki, hiçbir nokta kimsenin babasının çiftliği değil. Biz varsak spor için varız, gençliğimiz için varım. Bu istihdam alanlarında adam gibi sıkıntıları dile getirmek için varız. Lütfen efendim ben duyuyorum, hayretler içerisinde kalıyorum. Basın da yazıyor bunları ama lütfen illa büyük olaylar yaşandıktan sonra, üzüntüler sonrasında çözüm aramanın hiçbir anlamı yok. Hele hele toplantılarda hak edilmiş ligleri sıralamayla orayı madde olarak doldurmayla bir anlamı yok. Hayata geçirilmesi gençlerimizin özellikle sporcularımızın sigorta konusundaki hadiseleri daha yaşanmadan o garantiyi veren kişilerin uygulamada bulunmaları gerekir. Buradan TASK'ın Genel Başkanı Sayın Mehmet Baykan'a da sesleniyoruz. Birkaç tane elektriğinin postu okumak istiyorum. Ok Meydanı'ndan Turgay Küçükdere yollamış. Park yapılı yol kapanıyor. 2 sene geçmeden park yıkılıyor. Yol yapılacak diye çocukluğumuz semtimizin takımı Ok Meydanı'nın 750 bin tesisi yıkılıyor diyor. Gençlerimiz futboldan uzak kalıyor. Kasımpaşa Spor'a para aktarılıyor. Amatör takımlarımız yok oluyor. Yazıklar olsun diye de bir mail gelmiş. Bir tane de Edirne'den gelen bir mail var. O da basından değerli arkadaşımız Hakan Toktay yollamış. Edirne Ajans'tan merhabalar. Merhabalar sevgili Mehmet Bey. Ben Hakan Toktay. Edirne Ajans Gazetesi spor sorumlusu ve Radyo Su Genel Müdürü. Sizin az önce bahsettiğiniz resimlerin çekimini yapan benim. Size de buradan teşekkür ediyoruz. Polat Başkanıma ve Muzaffer Hocama selamlar. 7 Edirne Spor'u başından sonuna kadar destekliyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Edirne artık sadece Olin ile değil, çok sevilen futbolu ile de adını duyurmaya hedefliyor. İki genç başkan Polat Öztaş ve yeni Edirne Spor'un mimarı Hakan Sedefçi'ye başarılar diliyorum. Size de programınızda başarılar diliyorum. Başkana bir sorum.